Hoş geldiniz. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bir önceki bölümde oynadığımız bütün rakiplerimizi yenmiştik ve şu an ligdeki en yakın takipçimizle oynuyoruz. Kendi evimizde oynamamız çok büyük bir şans bence. Zürih maçından hemen 2 gün sonra oynamamızda bir dezavantaj. Burada Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki maçını görmek istiyorum. Liverpool kendi evinde 2-1 kaybetmiş. Bir de Gbammen kırmızı kart görmüş 79. dakikada. Çok erken golle Liverpool öne geçmiş. Dia Henderson 2 gol atmış yani orta sahadan oyuncu 2 gol atmış. Burada gerçi bayağı e, etkili oynamış Liverpool olarak ama Trabzonspor'da 0-44 çok da şey yapmamışlar. E, ne diyeyim size? Çok da ezilmemişler. Yani Liverpool'a karşı bunu yaptılarsa bizi de dirençli bir takım bekliyor. İyi oynuyoruz ve güzel bir seri yakaladık. Bunu devam mi diyelim. Ne diyelim? Kolları yukarı kaldırıp mı söylüyoruz? Hayır. Elleri kenetleyelim. Bakalım. Safir'in biraz hoşuna gitti. Evet son 5 maçın 4'ünü kazandık. Birinde berabere kaldık. O da PSV deplasmanıydı. Trabzonspor son maçında Liverpool'a kaybetmiş. Ama onun haricindeki maçlarda yine bizimle aynı performansı var. Zor bir rakip bizi bekliyor. Önlem alabiliriz aslında biraz. Rakip talimatlarına göz atabiliriz. Hemen şöyle taktikler bölümüne geldik ve Rakip dedik bizi ne bekliyor bakalım Edin Viz şöyle Maximiliano Gomez'i yapacak çok fazla bir şey yok. Sadece adam adama markaj verebiliriz ki Luan Perez Luke de Jong'da olduğu gibi iyi performans gösterir umarım. Enis Bardi'yi biraz sert oynarsak oyundan düşürebileceğimizi dü düşünüyorum öyle hayal ediyorum. Edin Vizya burada Marek Hamşik. Marek Hamşik biraz yakın oynarsak yaşından ötürü de sıkım markaj diyelim biraz daha. Eski çevikliğinde, eski atletizminde değil. Dorukhan'a zayıf ayağı kullanmaya zorla diyelim. Eren Elmalı'yı da yine aynı şekilde zayıf ayağı kullanmaya zorla dedik. Değişiklikleri onayla dedik. Tabii şuradan Luan Perese gelip Maximiliano Gomez. Umarım Gomez'in açtığı alanlara koşu atacak oyuncular olmaz. Bir duran top highlight'ı İrfan. Tekte ama o sahi orada rotasını sağ çizgiye çevirmişti ama olmadı. Eren. Öyle çıkılmaz abi topla. Şu King'e bir top. Dorukan'ın orada sert bir müdahalesi oldu. Hakem Var'la konuşuyor. Halen güncelleme gelmedi bu videoyu çektiğim dönemde. Yine enteresan şeyler olabilir maç motorunda bilginiz olsun. Pedro bunu da yo, atacak ama bunu kaçırmıştı geçen. Erken bir gol penaltıdan Dorukan çok iyi bir oyuncu ama bazen fazla agresif tavırlar sergileyebiliyor. Ve 1-0'lık üstünlüğümüz ama gevşetmemek lazım takımı. Dirençli bir takım var karşımızda. Liverpool'da da 2-0'dan sonra 2-1'e getirmişlerdi. Takım elbiseli şu adam kim? Beyaz takım elbiseli. Salah'ı nasıl bir fake yedin? <laughs> Salah'ın yediği fake. Gıbamen. Aman. Bu adamın geriden gelip çektiği şutlar risk teşkil ediyor. Samuel yine sarı kart gördü. Bu niye bu kadar sarı kart görüyorsun sen? O sayi. Evet Safir dön yüzünü ve bizi atağa çıkar İrfancım. Hadi hadi savunmada eksikler. Çok iyi o sayı Samuel. Vitor Hugo arkada kaldı. Kim o Siop ismi gelip orayı kapatan? Bardi'ymiş. Ah! Kalecinin büyük hatası. Evet maç motorunun bu şeylerinden biz de faydalanabilirdik ama ne yazık ki olmadı. Çok güzel olmaz mıydı bir anda 2-0. Evet pas yaparak geriden çıkıyor Trabzonspor. Enis Bardi Allah'tan hamşik eski atletizminde değil. Yani bu aklıma geldi de hani Gomez'e o pası verip çünkü orta sahaya kadar çekti Luan Peres'i ama Hamşik orada eski atletizminde olmadığı için çok fazla risk teşkil etmiyor uzun mesafeli koşularda. Evet Luan Perez biraz heyecan yaptırdı bizi ama eyvah Hamşik topu ön alanda kaptı ve Altay. Bu kadar riske girmeye gerek var mı bilmiyorum ama Crespo yani direkt nasıl yapabilirdin orada. İlk yarı bir sıfırlık üstünlüğümüzde sonuçlandı. Biraz gaza getirelim dedik ama konuşmanın bazı oyuncular üstlerinde çok fazla etkisi olmadı. Respo çok iyi oynuyor. İrfan beklediğimiz performansın çok gerisinde. O sahi de hiç oynayamıyor. Bardi kanada çok yardım ediyor ama şu Crespo ile bu çıkışları 2 oldu. Crespo'ya pres yapıyorlar. King iyi indirdi. Yine işte sevdiğimiz ataklar bunlar. Safir çok iyi. Euro say tek top. Ah ah uzak köşeye bırakabilse Pedro ellerini başının arasına almayacaktı. Daha doğrusu başın ellerinin arasına almayacaktı. Evet ters oldu. Crespo bir de gol atarsa çok iyi olur diyecektim. Tam sakin ol Serdar. Offside değil mi orada? Yani yani yani. Bir de Serdar o topu nasıl atsın oraya. 57. dakikaya geldik. İşler yolunda gitmiyor. Bazı oyuncular beklediğimiz performansı gösteremiyor. Özellikle İrfan. Yani bu sağ kanat organizasyonumuza belli önlem alınmış. İrfan yerine Arda olmaz burada. Arda'yı da çok rahatsız ederler. Emre Mor aslında atletizmle buralarda bir şeyler yapabilir. Emre Mor'u atalım. Safir çok iyi oynamıyor ama değiştirmeyeceğim. İki yönlü orta sağ yapacağım. Merkez oyununu biraz daha güçlendirelim. Hatta Safir burada topla çıkacak bir adam olursa o da daha iyi olur. O yüzden şunu yapabilirim. William Arau yatıp buraya. Defansif oyun kurucu destek yaparsak o Crespo'ya bas, e, baskıyla Crespo'dan aldıkları toplar var ya onları engellemek amacıyla böyle bir şey yapacağım değişiklikleri onayla dedik Toplu oynama rakibin daha fazla ama bizim çektiğimiz şutlar e, Rakibin iki katı Biz yine istediğimiz oyunu oynadık öyle çok Topla haşır neşir olmadan Hızlı geçişlerle işimizi halledelim Ferdi çok kötü oynuyor Atilla Salahi kötü biraz değişiklik Yine gerekiyor Ferdi yerine Alioski'yi atalım Burada Joshua King 6.70 bir şeyler yapar mı diye düşünüyorum ama bence buradan bir değişiklik daha. Şöyle yapalım. Atilla Salah yerine de Arda Güler'i atalım ya. Arda bu mevkiye çok alışkın değil ama o pas yeteneği, vizyon fiziksel olarak yetersiz olsa da 1-2 top atsa zaten rakibi perişan edecek Arda burada. 4-4-2'ye döndüler. Canin ve Vişçe forvetti ama e, istediğimiz skoru aldık. Her ne kadar istediğimiz gibi oynayamasak da ki ikinci yarıda e, aslında şut çektik ama highlight olmadı. İlk, yarı, i̇lk yarıda ya da ikinci yarıda da oldu. Tam hatırlayamıyorum ama iki kere çok net gördük. Crespo sırtı dönükken topla buluştuğu anda kapıp e, pozisyona girdiler. Bunu engellemek için yanına bir tane defansif oyun kurucu e, attım. Hani Topla çıkışlarda öncelikli olarak onu tercih etsinler diye Şimdi Arda veya işte orada kullandığımız oyun kurucu ve yanında bir savaşçı orta sayan iki tane merkezde Oyuncu olacağı için Rakipte daha kalabalık gelmesi gerekiyordu oraya muhtemelen o riski almadılar Emre'yi attı girfanın yerine biraz daha atlet bir oyuncu işimizi görebilir belki bir iki pozisyonda dedik ama yani çekilen şutlarda muhtemelen bu oyuncuların Şeyi vardır rolü vardır ama herhangi bir şey göstermedi. 3 tane mutlak gol pozisyonumuz varmış. 9 korner kazanmışız. Ne yazık ki golle sonuçlandıramadık bu atakları ama ne olursa olsun kendi evimizde şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz bir takımı yendik. Bu bizim, bu bizim için yeterli bir şeydi. Üst üste 7. galibiyetimizi aldık. Şu mesaj geldiyse bir sonraki lig maçında kesin takılacağız. Hemen başkandan yönetimden talepte bulunalım. Personel gözlemci imkanları dedik. Bakalım ne diyecek başkan. Sağ olsun başkan isteğimize olumlu cevap verdi. Şimdi bir tane daha gözlemci alacağız ve ben bulunduğum ligi gözlemleyeceğim. Bu sayede e, ligdeki oyuncuların özelliklerini de çok daha e, ayrıntılı bir şekilde görmüş olacağız ve maç içerisinde ona göre önlemler alabileceğiz. Benfica maçına çıkacağız. Osay Samuel'in kart ceza sınırını <laughs> aştı. E, Alioski solda, Ferdi sağda başlayacağız sol açıya Andreas'la başlamak istiyorum. Hani pas becerisi e, tekniği üst düzey. Tamam çok fazla atletik yapısı. Atletik demeyelim. Fiziksel özellikleri üst düzey değil ama e, sanki bayağı bir işimizi görecek bu maçta. Pedro, İrfan terste e, ve evet. Geri kalan oyuncularda çok fazla bir değişiklik yapmayacağız. Respo performansını etki etmesi için e, ekstradan. Neyse devam etmek istemiyorum. Rakip 4-4-2 çıkacak. E, Musa herhalde iri yarı bir adamdı değil mi? Evet 1.90. Gonçalo Ramos 1.85 ama o da e, sağlam bir adam. David Neres ve Rafa kanatlarda. David Neres de yani başımıza iş olacak iki tane kanat oyuncusu. Yani şöyle bir şey yapabilirim. Merkezdeki oyunculara sert oynarsak ben çok merkezden oynayacaklarını da düşünmüyorum aslında ama ve bunları yüksek pres uygularsak merkezdeki oyunculara Forvet'teki iki oyuncuyu da baskı altına alacağım. Şu beklere de zayıf ayak diyelim çünkü atletizmi olan bekler bindirmeyi seven bekler. Otomendi'nin konsantrasyon bu kadar yüksek olması da enteresan yani Otomendi. Bir diğer stoper Antonio Silva. Şimdi takım seçimine geldik. E, stoperlerde Atilla var. Serdarlar Serdar'la şu şeyi birebir oynatalım mı? Böyle geçelim. Alay edelim. Neyse stoperleri birebir yapmayacağım ya. Forvetleri. Gerçekten e, şey yapmayalım. Stoperlerle forvetleri birebir eşleştirmeyelim de. Yalnız bu Öyle bir maç ki e, hani Giresun maçındaki gibi ya işte atamadıkça böyle uzayacak gidecek falan bir maç değil. Yani burada atamazsak e, atarlar. Çünkü çok sağlam bir kadro. Özellikle kanat ve korvetleri çok iyi. Orta sahada zaten söyleyecek de bir şey yok. Orta saha oyuncuları da çok iyi ve Benfica kadro kalitesi olarak zaten bizim çok üstümüzde bir takım. En azından sezon başı kadrosu için söyleyebiliriz. Safir al o topu çok iyi girdin ama bizden daha kalabalıklar oradan topu çıkarmamız imkansızdı. Mario Evet Mario'ya hızlı baskı topu çabuk çıkarmasına sebep oldu ve dengesiz bir pas geldi. İrfan bak sağdan of 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 Ben kime ne anlatıyorum? Ben kime ne anlatıyorum ya? Ben de diyorum ki bak sağdan Ferdi bindiriyor. Bilmem ne bilmem ne. <laughs> Adam yani şuraya bakar mısın? Muhteşem bir pas. Pedro da kalecinin uzanamayacağı noktaya çok çok iyi bıraktı. Valla ilk 5 dakika evet bizim için çok iyiydi. Maç bitsin burada. Grimaldo Crespo karşıladı. Aman. Kapat. Eyvah. dışarıda çizgide 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 hocam çizgide ya şimdi bir de o say Samuel olacaktı sağ kanattan e, bayağı baya bir sıkıntı çekerdi rakip topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim Atilla Salah için dışarıda hocam yalnız duran topları da riskli bu takımın evet, 14. dakikaya geldik Andreas pek varlık gösteremedi evet birden onu oyuna atmak ee, şey gibi oldu Crespo, Aman Crespo korkutma beni. Ama işte Andreas'ın en büyük özelliği de şey yani hem yani bitiriciliği atletizmi falan iyi ama pas, oyun okuma becerisi inanılmaz iyi Andreas'ın. Hani fırsatları daha iyi değerlendirebiliriz diye düşündüm. Bir fırsat geldi, onu da İrfan değerlendirdi. Herhalde Crespo 90 dakikayı e, çıkartamayacak. Crespo 90 dakikayı çıkartamayacak hatta hemen değişikliği yapayım da yani maç içinde hafif bir sakatlık geçirdi kendine gelir dedim ama olmadı. Orta sahada William Arao'yu atacağım. E, William Arao'ya da defansif oyun kurucu destek yapalım. Yine e, kanatları atacağı veya bir içeri bindiren oyuncuya atacağı uzun toplarla etkili olabiliriz. Yani şu an İrfan ve William Arao var o topları atabilecek kapasitede. Onun haricinde rolleri gereği atabilecek iki tane oyuncu var. Bayağı baskılı oynuyorlar. Serdar Aziz de kart gördü. Serdar Aziz'e de topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Grimaldo. <gülüyor> Serdar. <gülüyor> Serdar ne yapıyor? Bir, hiç bir, bir, fikrim yok Serdar. Neyse bizim kalemize o toplar gelmediği müddetçe sıkıntı yok. Altay uzun oynadı. Enzo Uf. üf 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 yani Bak, destek yapalım şunu da ee, Safir de çok <laughs> yorgun o zaman başka bir hamle yapacağız mecbur Böyle savaşçı orta sahaya buraya atalım orta sahaya e, Mert Hakan yandaşı atalım daha az şut çek daha risk al tamam eyvallah ama Teknik pas e, bu maçlık idare edersin ya. Çevikliğin falan kötü ama. Bu maçlık bizi idare edersin. Haydi İrfan. Bir de duran toptan. Gol lan içeri topla düştü. Çizgiyi geçti. Aferin Perez. Andreas da oynayabilirdin aslında orada. Yani bu, bu topu atmak çok amaçsız bir şey. Çok iyi. Haydi Andreas. Geldi be. iki geldi. Andreas attı. iki geldi. Biz golü kutlarken hemen teknik direktörler bu boşluklarda şey yapar ya. Oyuncularına bir şeyler anlatır. Perdi'ye de destek yapalım. Çok kötü oynuyor çünkü. Değişiklikleri onayla dedik. 2-0'a getirdik. 70. dakika. Ee, süpersiniz deyip oyuncuları biraz övelim. Duran top. Ah be. Duran top. Yapmayın ya. Şu kornerden yemeyin artık yani. 2022-2023 sezonundayız. Kornerden gol yiyoruz. Musa da dev gibi adam abi ön direğe koydularsa nasıl şey yapacağız adamı engelleyeceğiz. Ah Andreas. Yani iyi attın ama bence yeterince iyi değildi. Rafa geliyor. Şurada evet şundan vazgeçelim bence. Yani biraz da o işi oyunculara bıraktık. Alo, yan yanından gidiyor abi. Topa müdahale et, adama bir müdahale et. Abi böyle tek toplar, tek toplar nereye kadar? Perdi yerine kime atabiliriz şimdi? Ee, Arda olmaz tabii de İsmail. Aslında Safir'i alıştıracaktık oraya da. Safir de zaten bugün etinden sütünden faydalandık bu adamın. Evet aklıma Valencia geldi benim ama ne diyorsunuz? İntihar mı olur? Olmaz ya yani, niye olsun? O, o mı çünkü daha fazla oyuncu değiştiremiyoruz. Ben neyin hayalini kuruyorum şu an çok merak ediyorum. Evet 81 dakikalar hızla ilerlerken şöyle bir şey yapalım. Oyunculara seslen. Yani yine ya gene Grimaldo'ya geldi. Of. Yani şu baskıyı kırmamız lazım. Konsantrasyonumuzu kaybetmeyin diye oyunculara son dakikalarda biraz daha dikkatlerini üst düzeyde tutmaları için telkinde bulunalım. Ah be! Yemezsin be! 88'de de yemezsin be kardeşim be. Yani 2-0'dan verdik maçı ama ne yapalım yani değişiklik hakkımız kalmadı. Oyuncular yoruldu. Geçmiş olsun diyelim. Ne diyelim iyi oynadık. 74 ve 88. dakikada Musa'nın attığı 2 gole engel olamadık. Zaten şu Avrupa'da falan maç kaybedeceksek bir şey yaşayacaksak muhakkak duran toptan gol yiyoruz ya. Başka şeyi yok. Yani bu geçen seneden beri benim başımın belası. City'ye kök söktürüyorsun. Turu geçeceksin. Adamlar bir tane... Kornerden atıyorlar ondan sonra penaltı oluyor iki tane duran top golü yiyip eleniyoruz ama Oyunun içinde bunlar da var inşallah duran top golleri atıp biz de tur geçeriz Yeni gözlemcimiz geliyor Gabriel Glavan Aslında çok çok iyi bir gözlemci mi çok iyi bir gözlemci değil ama maaş konusunda getirebildiğimiz hocalardan birisi gözlemcilerden birisi bir de uyum yüksek olduğu için bizim ligimize çok çabuk alışacaktır ve lig gözlemleme konusunda belki başka bir hocayı da gözlemciyi de görevlendiririz ama yine de bizim işimizi rahatlatacak gözlemcilerden birisi olacağını düşünüyorum çünkü da üstünde bir gözlemci ve maaşta sadece 37.000 bin euro. Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Ligde 7'de 7 yaptık. Ama tabii bu maçın önemi diğer maçlardan çok daha farklı bir yere koyulması gerekiyor. E, Taydar yerine İrfan'a atıp sağ açığa da Emre Mor'u koyalım. E, başka alacağımız bir oyuncu var mı diye düşünüyorum. Safir çok yorgun. Mert Hakan yandaşı alabiliriz yerine. Osay Samuel kadroya geri döndü. o sayıyı attık. Ferdi Kadıoğlu kondisyon olarak kendini toparlamış mı? Ona bakacağım. Çok iyi durumda değil. Alioski ile dönüşümlü olarak kullanabiliriz. Luan Perez çok yorgun. Luan Perez yerine William Arao'yu atacağım. William Arao merkezde umarım iyi bir performans gösterir. Bizi üzecek bir skor istemiyorum. Alioski neler yaptı öyle de keşke biz de görebilseydik. Serdar, Osayi. Yani şu topu Crespo'ya niye öyle veriyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Crespo sen de biraz topa doğru git ya. Bizimkiler Crespo'ya baskı yaparak şeyi çözmüşler. Trabzon'da aynısını yaptı. Galatasaray'da aynısını yapıyor. Yani doğrudan Crespo sırtı dönükken gelip atılan topu kesiyorlar Crespo'ya. Ama savunma oyuncularının bunu tercih etmemesi lazım. Çünkü defanstan kısa pasla çık talimatımız yok bizim. Ya öyle bir fantazim yok. İlla kısa pasla çıkalım diye bir şeyim yok. Aferin Serdar. Ama bu topu kıymetini bizde kalmasını sağlarsanız biliriz diyecektik ki o da öyle oldu Alioski. Bu maç için iyi olduğunu düşünüyorum. Crespo merkez boş. İrfan gelişine Aferin güzel pozisyon. Aferin Serdar. Bir duran top büyük tehlike. Söyleyeyim yakın direğe vuracak. Yani ben serbest vuruşlarda hissiyatım çok yüksek. Adamın topa gelişinden bile anlaşılıyor yani. 10 şut çekmişler. Bir an önce toparlanın ve kendinize gelin dedik. Biraz fırçaladık. Biraz azarladık. İrfan iyi gördü King'i. Hadi oğlum. <laughs> Adam kendi topunu tamamladı ya. Bir an hayal kırıklığına uğrayacaktım ama. Evet o saf golcü lazım dedim ve gerçekten o saf golcü geldi. Şimdi Emre Mor'u değiştireceğiz tamam mı? E, yalnız Andreas'ın hangi ayak kullanım e, konusunda iyi olduğunu Andreas her iki ayağında kullanabiliyormuş bu arada. Hemen ne yapacağım? Bu adama çok yönlülüğü katmak için ofansif orta sağ sağ ters ayaklı kanat destek çalıştıralım. Şöyle bir olayı var bu adamın. Sol ayağı da kuvvetli sayılırmış. Yani ayak kullanma becerisi olarak sağda ya da solda oynaması çok bir şey fark etmeyecek. Ee, ama alan alışkanlığı olmadığı için şu an bu maçta direkt attık. Belki biraz problem yaşayabilir. Ama ihtiyacımız da vardı. Orada pas yeteneği, becerisi yüksek olan bir oyuncu. Link iyi açtın oyunu. O say ne yapıyorsunuz? Penaltı. Aferin Andreas. penaltı. Pedro lan morali de bozuktu ama umarım atar. Kaçıracak. Duran toplarda topun başına yani ilk adım attıktan sonra niyeyse böyle bir hissiyat oluyor bende ya. Ah Pedro, ah Pedro be. Bizi perişan ettin Pedro. Şu an duvarları yumruklayacağım ya. Çok sinirlerim bozuldu. İsmail yüksek. İrfan Can yerine de buraya Arda Güler'i atalım. 4 değişiklik yaptık. Bir değişiklik daha yapacağız. Serdar çok yorgun. Willian Arao iyi oynamıyor. Şöyle yapayım. Luan Peres'i attık buraya. Serdar kal abi. Kötü oyununu değerlendirebilir miyiz diye düşünüp biraz daha geniş alanda oynayın dedim. Luan Perez iyi gördü Valencia'yı. Çok öldü mü top. Merkez boş. Andreas be. Çok iyi unutturdu kendini. Ters kanattan girdi içeri. Merkez boş lafımı duydu. O sayı. Bak burada çok iyi girdi içeri. Andreas uzak köşeye çok iyi bıraktı. oyunculara seslen konsantrasyonumuzu kaybetmeyin diyelim. Valla penaltı kaçırdığımız bir maçta 2-1'le uzatmalarda bulduğumuz golle maçı koparmak çok güzel bir performans. Aferin çocuklar. 24 puana çıktık. 8'de 8'de gidiyoruz ama o 8'de 8'i bir de bana sorun yani. Kendi evimizde Sivas Spor'la oynayacağız. Biraz rotasyon yapabiliriz belki diyeceğim ama yine de bazı şeyleri şansa bırakmak istemiyorum. say Samuel cezalı. Sağ kanatta Ferdi Kadıoğlu olacak. Aslında Ferdi Kadıoğlu yerine sağ kanada Safir'i e atabiliriz. Ee, halen yeterli seviyede değil. Ama yine de atletizmini burada kullanmak istiyorum ben bu adamın. Sahadan boynu bükük ayrılmak için muhteşem bir e, maç bence. Fm'nin böyle maçları vardır çünkü. Alioski anlamsız bir şeyler yaptı orada. Gradel'i forvette kullanıyorlar ve Gradel harika geldi. Vallahi billahi harika geldi. Orta sahaya geldi. Yani bizim savunmamız, eee villion aramamız niye bu kadar uydu bilmiyorum. O kadar öne çıkmanıza da gerek yoktu sizin. Hani ben özellikle Gradel'i tutman için herhangi bir talimat verdiğimi hatırlamıyorum. Yok zaten. Sen bu oyuncuyla birlikte buraya niye geliyorsun ki? Bu alanı niye boşaltıyorsun ki? Yani şurayı niye böyle açıyorsun? Ülbeş direkt sabah atsa o da alıp gitse şey yapardı da biraz geç davrandı yine buna rağmen cık. Yani ara hiçbir anlamı yok ya. Şunu yapmak için hiçbir gerekçen yok. salayi İrfan bekletmeden King'e King arka yaşırdı ama olmadı bizde o top. O öyle geçmez o top oradan. İrfan. Andreas çok iyi bıraktı. Oo çok iyi bir vuruş. Offside mı? Afir döndü geriye. Serdar Aziz. İrfan çok iyi bıraktı ama offside mı? Orada bir şey var diyecektim ama yok. İrfan'ın e, pasları güzel. Bu pasta bayağı etkiliydi. İrfan'ı ters kanatta oynatırsanız ters ayan, yani e, ters ayakla oynatmaya zorlarsanız bu pasları çok iyi veriyor. Joshua King'den jeneriklik bir gol. Bakalım İrfan'cım. Serdar Aziz. Aa! Serdar. Yani istemeden enteresan bir... Enteresan bir gol atacaktı. Baksana nefesim kesildi. Baskı kurduk. Bu dakikalarda 2-3'ü buluruz diye ümit ediyorum. Bulmamız da lazım. Maç bitmeden, ilk yarı bitmeden. 2'yi e, bulsak güzel olurdu ama olmadı ne yazık ki. İlk yarıyı tamamladık. E, bir, bir birlik beraberlikle ilk yarı noktalandı. Petro yerine Batu Şua'yı atalım Forvet'e. E, Safir burada hiç oynayamadı. Şöyle bir değişiklik yapalım. Sağ ve Ferdi Kadıoğlu'nu attık. İsmail fena değilmiş burada devam etsin ya. İkinci yarıyı başlat dedik. Aslında İsmail savaşçı orta sahadan ziyade yönlü biraz daha iyi oynar gibi top kapması falan çok daha düşük çünkü gerçi atletik yapısı falan da çok kötü neyse. Bir de duran toptan bulalım. Salay iyi aşırdı ama olmadı. İrfan. Bomboş ulan bebat şu ayı ve tüh. Tüh şanssızsın. Önünde etten duvar ördüler. İrfan duran toplardan gol bulmak istiyoruz. Çalıştık aslında duran topları ama Joshua King orada zorladı rakibi. Zafir. İrfan iyi bıraktı. bat şu ayı. İnanılmaz vurdu. Çok düzgün bir vuruş. Yani gidemeyecek dedim ben oradan ama. Yani böyle bir vuruş yapmasını da açıkçası beklemiyordum. Son değişiklik. Arda Güler'i atalım oyuna bizim için. 10 dakika daha oynasın. Tabi daha 17 yaşında. Önümüzdeki senelerde çok daha fazla süre alacak. 90. dakika. Allah'ım korktuğum başıma mı gelecek yoksa? <laughs> Yatabare. Mustafa Yatabare. Savunma çok dökülmüştü ama. Gustavo Henrique'yi alabilirdik belki ama. Bu da bu kadar da şey değil yani. Maç başlarken zaten hissiyatımı söylemiştim. Yani böyle sanki hani lig sonuncusu kendi evimizde puan kaybedeceğimiz bir maç gibi geliyor demiştim. Olur mu? Olur. Oldu. Canınızı sıkmayın. Galibiyet serimiz sonlandı ama en azından namalüp serimiz devam ediyor. E biraz kızgın olayım yani. Bakın ne dedim size. 7. maçta gelmişti. Bir sonraki maçta bozulur dedim de 2 maç sonra galibiyet serisi bozuldu. Yani biraz rotasyon yapalım. Böyle şeyler yaşanıyor. Belçika'ya gidiyoruz. Gent'le oynayacağız. Gent 2 maçta iki beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Bu maçta umarım mağlubiyetle ayrılırlar. Ee, solda Alioski, sağ Bright Osai Samuel'i attık. İrfan'ı buraya attık. Şu an yine sezon başındaki halimize döndük değil mi? Burada merkezde de Crespo'yu atalım. William Arao yerine Luan Perez. Joshua King, Pedro, İrfan Can Kahveci. Evet şu an tamam. Sezon başındaki e, 11'imize döndük. Serdar, Luan Perez ve Atilla Salay Sarıkar sınırındaymış. Bari onlar da bu maçta görsünler de bir sonraki e, Gent maçı olacak herhalde yine. Orada e, oynamasınlar. En azından kendi evimde oynayacağım maçta e, kullanmayız onları ama bu takım şeyi de artık otursun ya. Kaçıncı maçı bu savunma hattının? En azından savunma hattı hadi tamam kanatlarda oynayan oyuncular değişiklik gösterdi de merkezde de büyük çoğunluk e, Safirle birlikte şey oynadı Crespo. Yani aynı dili konuşmuyorlar diye bu kadar da yapmayın. Evet rakip de üçlü savunmayla karşımıza gelecekler. Bizim amacımız abi şuradan da 3 puanla ayrılmak. 3 puanla ayrılırsak e, geçen maçta 3 puanla ayrılalım diyorduk ama orada 2-0'dan verdik maçı. Onu hiç hatırlamak istemiyorum. Koruyamadık. Bunlar ne yapmışlar ha? Bunlar ne kadar savunmacı oynuyorlar ya? Gerçi 3 tane hücumcu var, çift forvet. Ee, i̇yi şut çektik, 3 şut çektik. Bir kaleye bulmuş ama bir highlightımız yoktur. Rakibin pozisyonu gösteriliyor ilk olarak. Arkada çok boş bıraktık. Yalnız çocuklar, yani rakip etkili vuramadı belki ama. Evet sol tarafa doğru o da olur o da olur. Kanatlar biraz daha boş olacak gibi. Bizim sağ kanat oyunumuz burada işler bence. Yani Serdar'cım be Serdar'cım be. Bu kadar kolay top kaybetme be abi be. Yani iyi oynuyoruz da niye highlight'larımız bizim yayıncı kuruluş tarafından gösterilmiyor. Sanki rakip çok iyi oynuyormuş gibi bir izlenim bırakılıyor. Duran toptan atın bir tane be. Abi içeride kaç kişi var ya? Vur. Of çok iyi araya girdi. Neyse tamam tamam devam devam Alioski. Safir iyi bıraktı. Pedro ah be. Cık. Safir iyi bırakıyor. Bazen savunmaya falan takılıyor ama. Um Stefan şarkısı bir deneme. Salayı bırakma onu, salayı bırakma onu, bırakma onu. Oy, 90'a vurdu adam ya. Zaten şu kanattan merkeze çevrildi mi top? Bittik yani, perişan haldeyiz. Olmadı. Ve ilk yarı 1-0 mağlup soyunma odasına gidiyoruz. Aferin Serdar. O say sahnesini vurma ne olur vurma. Ya vurma abi vurma oradan olunca olmuyor işte ya. Sen vurunca olmuyor. Serdar vurunca oluyor. Salahi hakemin beşliğinden geçirdi. Oğlum ben sana vurma demiyorum. Az önce demedim mi? Niye vuruyorsun? Yani buradan ah be abi ben neler hayal ettim neler düşündüm abi konferans ligi yakışır bize ya gerçekten konferans ligi yakışır yani şu bitirememeye şu maçı şu skorla bitmesine <laughs> sebep olan her şeye ve herkese konferans ligi yakışır neyse yol kazası diyelim rakip kaleci 7.4 ile oynamış Siz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik kendinize iyi bakın hoşçakalın